Merhaba sevgili aslanlar. Selamlar sevgili aslanlar, sevgili minik kediler. Çok önemli bir aya giriyorsunuz. Birim Çakırı Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Kasım ayında sizlerin başınıza ne halt gelecek? Bunları konuşmak için buradayız. Evet. İyi haltlar geleceğini çok düşünmüyorum. Yengeç kadar iyi değiller. Oğlak kadar ve balık gibi gökyüzünde halay yok. Evet. Kafayı gözü yarabilirler görünüyor. Ne dersin? Evet. Aslanlar için tabii yine önemli. Kasım ayı, Akrep ayı. Aslanlar için önemli bir ay. Bu ay tutulmamız da var. Yılın son tutulması, 5. tutulması olacak 3 Kasım'da. 11 derece Akrep Burcu'nda. Aslanlar için bu tutulma özellikle aile hayatları, yaşadıkları yer, ev, onlarla ilgili, ebeveynlerle ilgili bazı değişimler, başlangıçlar, dönüşümler getirebilir. Satürn Güneş kavuşumu olduğunu unutmayın. 6 Kasım civarında. Evet. Biraz da 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ağustos civarında doğan aslanlar, anne ve babanız sağlık riski altında olabilir. Ev değiştirme, evle ilgili konular gündeme gelebilir. 3 Kasım tutulması burada bazı sorunlara işaret edebilir. Plüton'un gökyüzündeki Uranüs'te konumundan dolayı işte kemiksel sorunlar, dişle ilgili problemler, yaşlılarda kronik hastalıklar, bazı aslan burçları ev değiştirecekler. Evet. Yani ev almak isteyecekler. Venüs'ün oğlağa girmesiyle beraber kredidir, borçtur, evet, şudur budur. Bazıları uzun zamandan beri kiralamak istedikleri evi kiralayacaklar. Ama Merkür'ün retro olduğunu unutmayın. Anlaşma ve sözleşmelere dikkat, evet, derim ben. Sen ne dersin? Ben de aynı şekilde derim. Çünkü Merkür retrosu anca 10 Kasım'da düzelecek. Yani 10 kısacası Kasım'dan sonrası daha rahat görünüyor. 3 Kasım civarında buna benzeyen 4 gün önce 4 gün sonra bazı fırsatlar ve kavramlarla karşılaşırsanız 10 Kasım'ı bekleyin. 11 Kasım'dan sonra harekete geçin. Çünkü Merkür retrosunun bazı negatif etkileri de olabilir. Evet, hızlı bir şekilde baktığımızda, evet, burada 12 Kasım var aslanlar 12 için. 12 Kasım Güneş-Jüpiter arasındaki üçgen açı yine belki o aileyle ilgili bir sorun için bir gizli destek, bir rahatlama söz konusu olabilir. O Güneş-Jüpiter üçgen açısı manevi olarak, ruhsal olarak kendilerini daha iyi, daha güçlü hissedebilirler. Aileden gelebilecek, evet, maddi destek de olabiliyor. Evet. Anne veya babadan gelebilecek bir desteği temsil ediyor. Aile üyeleriyle daha keyifli bir ortama girdiklerini göstermiş. Güneş üçgen Jüpiter bir piyango bileti de alınabilir. Evet. Belki bir kredi başvurusunda da bulunabilir. Merkür derece harekette. Şimdi bir 17 Kasım Boğa Burcu'nda Dolunay var. İş ve kariyer hayatları ile ilgili bazı olumlu gelişmeler var sevgili Aslan Burcu'na. Sen ne diyorsun Demet? Evet, 25 derece Boğa Burcu'nda olacak Dolunay. 17 Kasım'da iş ve kariyer evinde olacağı için belki kariyerleriyle ilgili, işleriyle ilgili bir sonuçlanma, bir hedefe ulaşma söz konusu olabilir. Toplumsal kimlikleri, statüleriyle de ilgili bir değişim ya da durum oluşabilir orada aslanlar. Toplumsal statüleriyle ilgili bazı destekler veriyor. Maddi ve ekonomik olarak kaygıların azalmasına sebebiyet veriyor. Ruhsal ve ekonomik olarak güçlenmeye sebebiyet veriyor. 17 Kasım Boğa Burcu. Ama bu yılın iş ve kariyerleriyle ilgili, mesela işsizseniz, işle ilgili sorunlarınız varsa, ekonomik bazı problemler varsa bulabileceğiniz en uygun dönem derim. Evet. Bu dönemde kaçırmayın. Arkasındaki dönemler sence nasıl? Arkasından son haftada 22 Kasım'da Güneş Yay Burcu'na geçiyor. Güneş'in Yay Burcu'na geçmesi aslanlar için destekleyici, enerjilerini arttıracak bir durum. Biraz daha seyahatler artabilir hayatlarında. Geziler, yolculuklar, ama mesela bu medya ile ilgili iletişimlere de sebebiyet veriyor. Evet, özellikle medyada, yurt dışı ile ilgili işler, evet, yüksek öğrenim, evet, konuları. Güneş'in Yay Burcu'na geçmesiyle birlikte daha fazla artış gösterebilir. Bazılarının çocuklarıyla ilgili güzel haberler de, evet, gelecek. Evet, tabii. Bazılarının çocuklarıyla ilgili güzel haberler de gelecek. Ben çocuklarla ilgili güzel bazı gelişmelerin olacağını düşünüyorum. Ama haftalık burç yorumlarında bu konularla ilgili daha fazlasıyla detaylar görebilirsiniz. Sevgili aslanlar, Facebook'taki burç durumu uygulamamızı unutmayın. Haftalık burç yorumlarınızı okumayı unutmayın. Keyif ve sevgiyle kalmanız dileğiyle. Bay bay. Hoşça kalın. Güle güle.